Para biliyorsunuz ki avukatı tarafından Oğuz Murat Acı'nın ailesinin tutmuş olduğu avukatlar tarafından ortaya atılan bir iddiadı ve bunu da Cuma günü mahkemeye de suç duyurusu olarak da sundular. O suç duyurusunda şu vardı: iki araç bilindiği gibi hani var, iki araç da yarış halinde, kaza yapan araçta 4 kişi var. Arkadaki araçta da 6 kişi var. Bu 6 kişinin yani 10 kişi olduklarını tanık olarak dinlenen çocuklar tarafından beyan ediliyor. Oradaki çocukların vermiş olduğu ifadede şöyle bir bölüm var: İşte gelen arkadaşlardan birini söylüyorlar, yanında tanımadığımız 2 kişi daha vardı, 2 çocuk daha vardı diye söylüyorlar. Çünkü bu çocuklar hepsi aynı okulda okuyan çocuklar değil ya da hepsi aynı sitede olan çocuklar değiller. Doğal olarak bazı çocuklar o gelen, sondan gelen 2 çocuğu tanımadıklarını söylüyorlar. İsimlerini de bilmediklerini beyan ediyorlar. Ve bu kişilerden biri bulunuyor. Avukatların iddiasına göre söylüyorum. Fakat öteki çocuğun isminin hani olmaması ve bu anlamda da ifade alınmaması üzerine de savcılığa diyorlar ki KTS kayıtları hani bir an önce getirilsin. Oradaki başka çocuklar kimler varsa onların da adı dosyaya konsun isteniyor. Ki bu anlamda da zaten müşteki avukatları diyeceğim, hani hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'nın ailesinin avukatları bütün çocukların yargılanmasını istiyor. Hani arabada bulunan 10 çocuğun şüpheli olarak da yargılanmalarını talep ediyor. Aynı çerçevede işte annenin, hani Eylem Tok'un, yine Bülent Cihan Timur'un ve çalışan ve tutuklanan AC'nin de bu kapsamda yargılanmalarını geçen hafta Cuma günü talep ettiler. O yüzden önümüzdeki günlerde de bununla ilgili ne karar verecek, o çocuklar da yargılanacak mı, var mı, yargılanmayacaklar mı, bunları bilmiyoruz. Bunu şunun için söylüyorum: çünkü biz dosyada şunu da görmedik. Ben kendim de YouTube kanalında eleştirmiştim. Şimdi orada bir başka çocuk daha var, direksiyona oturmuş ve 14-15 yaşında olan bir çocuktan bahsediyoruz. O çocuğun ismi belli, ifadesi alındı, alındı. Bu çocuk da direksiyonda olduğunu kabul ediyor. Babasının arabasıyla orada yarış demiyoruz ama yani hızlı gidiyorduk, hızlı gidiyordu, ben yavaş gidiyorum diye beyanları var. Şimdi o kazayı belki o çocuk da yapabilirdi ya da o çocuk da yarın bir gün kaza yapabilir. Mesela o çocukla ilgili herhangi bir işlem yapıldı mı, yapılmadı mı, onu bilmiyoruz. Çünkü ehliyetsiz bir şekilde babasının arabasını alarak trafiğe çıkmış durumda. Şimdi bu çocukla ilgili de bir işlem yapıldı mı, yapılmadı mı, bunları bilmiyoruz. Çocukların ertesi gün çoğunun ifadesi alındı ama çocukların o gün için şunu da biliyoruz aynı şekilde: bazı hani tekel bayinde durduklarını biliyoruz ama diyorlar ki sigara alacaktık ama sigara almadık diyorlar. Sigara almadılar ama bir alkol var mıydı, yok muydu? Bunların hiçbiri bilinmiyor. Bunların ertesi gün doğal olarak tanık olarak ifadesi alındığı için de hiçbirinin herhangi bir testi yapılmış durumda değil. Olay anında da hiç kimseden test yapılmış bir durum söz konusu değil. Ya da herhangi bir yabancı madde kullanıyorlar mıydı? Bunların hiçbirinin testi yapılmış değil. Aslında bunların da bütün hepsinin testinin de yapılmış olması gerekiyordu. Aynı şekilde diğer çocuklara da hani arabayı kullanan kişi için en azından söylüyorum, bir para cezası uygulandı mı, uygulanmadı mı, ailesine bir ceza verildi mi, verilmedi mi? Çünkü o arabayla trafiğe çıkması hepsinin yasak. Kanunlar önünde baktığım zaman çok ciddi suç işlemişler. Demek ki bunlar defalarca bunları yapıyorlardı ki bu rahatlıkla Eyüp Sultan bölgesinde, Kemerburgaz bölgesinde çok rahat bir şekilde trafikte dolaşabiliyorlardı. Şimdi bunların hiçbiri henüz daha net değil. Hani bir ceza kesip kesilmediğini bilmiyoruz. O yüzden söylüyoruz yani birçok şeyde HTS kayıtlarıyla soruşturma derinleştiğinde ortaya çıkacak. Şimdi öteki çocuğa gelecek olursak da hani Yıldırım Demirören adının geçtiği, Yıldırım Demirören'in adının hani oğluna dair hiçbir ibare yok. Orada bazı arabadan inmiş olan çocuklardan da bahsediliyor. Hani hepsi baktığımız zaman hani Türkiye'de saygın holdinglerin çocuklarından bahsediyoruz. Çünkü ben birkaç böyle hani dosyaya baktığım için söyledim. İsimlere baktığımızda hepsini bildiğimiz hani böyle holdinglerin soy isimleriyle benzer çocuklardan bahsediyoruz. Oturdukları yer itibariyle baktığımız zaman Türkiye'nin en zengin, en pahalı sitelerinde oturduklarını artık hepimiz zaten biliyoruz. Ama dosyanın her tarafına baktığımda hani Yıldırım Demirören'in oğluna dair herhangi bir ibare söz konusu değil. Ama ne var? Evet, hani şu an dosyaya dahil edilmemiş
avukatların iddiası olarak söylüyorum. Bir çocuktan bahsediliyor. Ama o çocuk, evet, hani kimin çocuğudur, hangi iş insanının çocuğudur? Bunların da en yakın zamanda net bir şekilde ortaya konması gerekecektir. Son sorum, bugün Ali Koç acayip bir basın toplantısı yaptı. Ortalığı bombaladı, çarşı fena karıştı. Bir tarafta Galatasaray Fenerbahçeleri suçluyor, bir tarafta Fenerbahçe Galatasaray.